Sesim arkadaşlar. Merhabalar yeniden. Harika. O zaman girişimizi yeniden yapalım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Seminerimizde çok yoğun bir katılım talebi gösterdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yüzden eş zamanlı olarak hem YouTube'da hem de Zoom'da yayındayız. Herkes hoş geldi. Tekuzem'den Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba ben bu arada arkadaşlar. Nasılsınız? Kimler nerelerden katılıyor? Hangi alanlardan hazırlık yapıyoruz? Bu seminerimiz KPSS'ye özel bir seminer olacak. Çok kısa hemen tanışıp kaynaşalım. Merhabalar. Beyza Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm. Bu seminere katıldım. Çok daha iyi oldum. Gıda mühendislerimiz var. İlahiyat, okul öncesi, hemşirelik, sosyal bilgiler, besyo, İngilizce, veteriner hekimlik. Çok güzel, harika. Zonguldak diyaliz Aylin Hocam. Çok güzel. Teknikerlik. Ön lisans öğrencilerimiz de var. A grubundan hazırlanan öğrencilerimiz de var. Ve öğretmenlerimiz de var. Sadece genel kültür, genel yetenek lisanstan girecek olan öğrencilerimiz de var. Harika. Çok güzel. Peki bugün bu seminerde neleri öğreneceğiz arkadaşlar? Bugün 1 Mart 2024 Cuma günü. Çok özel bir gün. Çalışmalarına başlamayan öğrenciler için son eşik diyebilirim. Sınavımıza lisede olsa, ön lisansta olsa, lisansta olsa çok uzun bir zaman kalmadı arkadaşlar. Bu gerçek, doğru. Ama tabii ki de zaman subjektif bir kavram olduğu için zamanın içeriğini nasıl doldurduğumuza bağlı. Bu zaman bize yetecek mi, yetmeyecek mi? Zaman uzun mu, kısa mı? Bu herkese göre değişir. Ama ben şu an burada bu seminere katılan bütün öğrencilerim için zamanın yeterli olabileceğini, gereken koşullarda doğru bir programla istikrarlı bir şekilde çalışmaları halinde herkesin kazanabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bugün de Mart ayında çalışmalarına başlayan sizin gibi öğrencilerimiz için dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğim. Örnek bir ders çalışma programı da seminer sonunda birlikte hazırlayacağız arkadaşlarım. Şimdi herkes hazırsa, herkes çayını, kahvesini, suyunu hazırladıysa, not defterini, kalemini hazırladıysa başlayacağız arkadaşlar. Yaklaşık bir 55-60 dakika kadar sürecek. O yüzden sizden ricam, özellikle mobilden, telefondan giren öğrencilerim şarjlarını doldursunlar ya da şarjlarını taksınlar şu anda. Herkes hazırsa başlayacağız. Samet Hocam ben sınava girmedim. O kadar sürmeyecek Yağmur Hocam. 2 saat sürmez ama bir saat sürebilir. Okey, hazırsak başlıyoruz. Şimdi öncelikle arkadaşlar girizgahı birlikte yapalım. Seminerimizde nelere değineceğimizden bahsettim ama özellikle en temel alınması gereken hususlardan ikisini öncelikli olarak aktaracağım. Şimdi başarılı olmamız için ve kendimize uygun bir programla çalışıp atananlar listesine ismimizi yazdırmamız için arkadaşlar, birinci kural, önce kendinizi, sonra gireceğiniz sınavı çok iyi tanımanız gerekiyor. Bakın bu ilk kuralımız. Bunu sağlamadığınızda diğer yaptığınız kısımların hepsi devre dışı kalıyor. O yüzden ilk kural bu. En önemli kural bu. Kendimi ve gireceğim sınavı ne kadar tanıyorum? Çok iyi tanıyacağım. Birinci hedefimiz bu olacak. Geliyorum ikinci maddeye. Sorumluluklarınız var. Şu an içinizde eminim evli olan, çalışan ya da yeni bebek bekleyen, evlenecek olan, okul hayatı devam eden, stajı olan, formasyon alan, farklı farklı sorumlulukları olan çok fazla öğrencilerimiz var. Evet Sema Hocam, anne olan, baba olan çok öğrencilerimiz var arkadaşlar. Oysa ki bu sorumluluklar bizim sınava girmemize engel değil. Sınavda başarılı olmamıza hiç engel değil. Şu an hangi sorumluluğa sahip olursanız olun, doğru yöntemle çalışırsanız arkadaşlar hepiniz kesinlikle derece öğrencisi potansiyeline taşıyorsunuz benim gözümde.
O yüzden önce kendimize güvenelim ve şunu da unutmayalım arkadaşlar. Bu sınava sizler, bizler, onlar yani bizim gibi kişiler giriyor. Evet, milyonlarca öğrenciyle yarışıyor musunuz? Yarışıyorsunuz. Ne yazık ki talep çok fazla. Talebin karşılığı ne yazık ki çok az. Kontenjanlar çok az açıklanıyor. Giren sayıdan çok çok minimal. Belki %1, belki %2. En çok ataması olan bölümün bile yaklaşık %5, %10'luk kısmı atanabiliyor. Ama bu da bir engel değil arkadaşlar. Birçoğumuz benzer problemler yaşadığımız için önemli olan bunların farkına varıp bunları düzeltmek. Yani farkındalık her şeydir diyebiliriz. O yüzden bizim amacımız sizin sorumluluklarınızdan arda kalan zamanda kendi öğrenme yapınıza ve derslerdeki seviyelerinize, hedefinize olan uzaklığınıza göre size özel bir ders çalışma programı hazırlayıp sizin de bu programa uyum sağlamanızla birlikte süreci başarılı bir şekilde noktalandırmak diyebilirim arkadaşlar. Şimdi hazırsak başlıyoruz. Ahmet hocam diyor ki lisans 5 CEO mezunuyum. Yeni başladım hocam. Nasıl bir program hazırlamalıyım? Ahmet hocam şu an birçok bu seminerde olan bak yüzlerce öğrenci var. YouTube'da çok fazla katılım var. Aynı şekilde Zoom'da da neredeyse kontenjanlarımız dolmak üzere diyebilirim. Yani şu an bu seminerde yaklaşık 1000'e yakın öğrenci var. Ve birçoğu zaten bu başlık eminim ki ilginizi çekti. Yani sizin gibi birçoğu yeni hazırlanmaya başlıyor. O yüzden bu söyleyeceğim kurallar, koşullar, altını üstünü çizdiğim bütün maddeler Ahmet Hocam sizin için de geçerli. İlk kez giren için de geçerli, çok kez giren için de geçerli, hazırlanan için de geçerli, yeni hazırlanmaya başlayacak olanlar için de geçerli arkadaşlarım. Özellikle not almanızı istediğim kısımları biraz daha vurgulayacağım. Yine sorularınız olursa aralarda beni bölüp sorun ama olabildiğince aktaracağım bilgiyi aktardıktan sonra sorularınızı toplu olarak yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi herkesin dikkati bendeyse, herkes yeniden hazırsa başlıyoruz. Hemen testimizle başlayacağız arkadaşlar. Bakalım bu seminerde olan yüzlerce öğrenciden kaçı atanabilecek şu anki çalışmasıyla, kaçı atanamayacak. Şimdi size 6 tane çok önemli soru soracağım. Kıymetli öğrencilerim, bu 6 sorunun cevabına ya evet ya hayır diyebileceksiniz. Zaten sorular bu şekilde. Yani cevabı ya evet olacak ya hayır olacak. Ve 6 sorunun kaçına evet dedin, kaçına hayır dedin? Evetlerin mi, hayırların mı çok? Buna göre bir bakacağız şu anki güncel durumumuza. O yüzden sorduğum soruların yanıtını bir kenara not alın ya da chat paneline yazın. Anlaştık mı? O zaman başlıyoruz. Birinci sorumuz. Verimli çalışma yöntemi nedir? Önceki sorum bu. Verimli çalışma yöntemi nedir? Ve sen kendi verimli çalışma yöntemini biliyor musun? Bakalım yanıtlara bakıyorum. Hayırlar genelde çoğunlukta. YouTube'dan yazan öğrencilerimin de yanıtlarına bakıyorum. Orada da yine hayırlar çoğunlukta. Bildiğimi zannediyordum hocam diyenler var. Evet doğru söylüyorsunuz. Verimli çalışma yöntemini bilseniz bu seminerde işiniz ne? Doğru. Biliyorum ama uygulayamıyorum diyenler var. Tamam, bir köşeye yazalım. Bunları tek tek açacağım çünkü. Herkes birinci sorunun yanıtını not aldıysa arkadaşlarım geliyorum ikinci soruma. Unutma hızı nedir ve sen kendi unutma hızını yani unutma süreni biliyor musun? Evet diyenler nasıl öğrendiler? Çok merak ediyorum. Acaba bizim eğitim analizlerimize girmiş olabilirler mi? Ama çoğunluk yine hayırda. Hayır diyenler var. 2-3 hafta sonra unutuyorum diyenler var. Evet değil mi Salih Hocam? Siz sanıyorum bizim eğitim analizlerimizi tamamladınız. Bu vesileyle unutma hızınızı öğrendiniz. Çok güzel, harika. Anında unutuyorum diyenler var. Tamam. Yanıt aldıysak geliyorum 3. sorum arkadaşlar. Çok önemli bir soru bakın. Sizin için hangi konunun hangi öncelikte olduğunu biliyor musunuz? Parantez içinde konuların önceliğinin
farklı olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Yoksa bunu şu an ilk kez benden mi duydunuz? Biraz diyenler var. Hayır diyenler yine çoğunlukta. YouTube yorumlarımıza da bakalım. Bilmiyorum diyor Ertuğrul Hocam. Ayşe Hocam hayır diyor. Yaren Hocam hayır diyor. Yağmur Hocam dur hele be, enseyi karartmak yok. Daha 3 sorumuz var. Evet Saliha Hocam. Analizi çözenler var mı arkadaşlar? Bizim eğitim analizlerimize girenler var mı? Bakın Saliha Hocam analize girmiş ve diyor ki hocam sizin sisteminizde her konu başlığında kimlik var. Yani ben hemen hemen bütün özelliklerimi gördüm diyor. Ahmet Hocam da girmiş galiba. Tamam, çok güzel. Şimdi geliyorum 4. sorum arkadaşlar. Odaklanma düzeyi nedir? Bunu biliyor musunuz? Ve odaklanma düzeyinizi, kendi dikkat dağınıklığı düzeyinizi dakika olarak, saat olarak biliyor musunuz? İlk kez duyanlar var, bilmiyorum diyenler var. Çoğunluğu yine hayır. 5 dakika mı Müjde Hocam? Müzeyyen Hocam 30 dakika biraz daha kabul edilebilir bir süre ama 5 dakika hocam çok yüksek. 35 dakika, 40 dakika. Tamam. Geliyorum 5. sorum arkadaşlarım. Günde kaç saat ders çalışmanız gerektiğini biliyor musunuz? Sena Hocam demiş ki hocam bunu nasıl ölçebiliriz? Sena Hocam seminerde kal. Seminer sonunda bütün bu saydığım özelliklerini ölçebileceğin eğitim analizimizde nereden gireceğini göstereceğim. Ve çözmeyen bütün diğer öğrencilerime de göstereceğim. O yüzden heyecanı kaçırmayalım. Seminer sonunu bekleyelim. 10-12 saat arası diyor Asu Hocam. Neye göre peki? Saat veren öğrencileri mesela YouTube'dan Sema Hocam demiş ki hocam 10 saat. Neden 10 saat? Var mı bir referans noktanız? Yoksa kendi kendinize böyle bir karar mı verdiniz? Hayır. Ben bir referans noktanızın olmadığını düşünüyorum. Bir de genelde öğrenciler arkadaşlar şöyle düşünür. Daha çok çalışmalıyım. Kim daha çok çalışırsa o atanır. İşte o 10 saat mi çalışıyor? Ben 15 saat çalışmalıyım. Hayır arkadaşlar, seminerin başında da söylediğim gibi zaman subjektif bir kavram. O yüzden zamanın içeriğini nasıl doldurduğunuz çok daha önemli. Biz buna verimli çalışma diyoruz işte. Birazdan o kısma da değineceğim. Okey, buradan da yanıtımızı aldığımıza göre geliyorum en kritik ve son soruma. Hangi konuda, hangi seviyede olduğunuzu biliyor musunuz arkadaşlar? Yağmur Hocam üzülme. Yağmur Hocam diyor ki hocam hepsi hayır ben atanamayacağım galiba. Şu anki koşullarda evet ama bundan sonrası için zaman bizim Yağmur Hocam. Yemek içmek dışında sürekli çalışıyorum diyorlar. Hayır tam olarak bilmiyorum. Tamam. Şimdi herkes notunu aldıysa gelelim sonuçları açıklamaya hazır mısınız? Sonuç kısmına geliyorum. Arkadaşlarım. Evetleri çok olan öğrencilerim varsa bize de haber versinler bu arada. Belki bizim kayıtlı öğrencilerimiz falan olabilirler. İçinizde kayıtlı öğrencilerimiz de olabilir. Evetleriniz çoksa tebrik ediyorum. 2024 yılında kesinlikle atanma potansiyelini taşıyorsunuz. Çok yüksek ihtimalle aynı koşulları devam ettirirseniz eğer atanıyorsunuz. Ama hayırlarınız çoksa endişe etmiyoruz. Ensemizi karartmıyoruz. Seminerde kalıyoruz. Beni can kulağıyla dinlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Melek Hocam seminer sonunda bilgi aktaracağım. Seminerin sonunu bekle. Şimdi yine çok kritik bir soruyla geldim arkadaşlar. Bu sorunun birçoğunuz tarafından yanıtının bilindiğini biliyorum.
Önce bir ısınma turu yapalım. Dediğim gibi bu seminerde daha çok böyle farkındalık ve temel amacım aslında biraz daha sizi bilinçlendirmek. Yani bakamadığınız noktaların da olduğunu göstermekti. Çünkü genel olarak arkadaşlar yani farklı platformlarda seminerlere katıldığınızda ya da herhangi bir rehberlik uzmanıyla, herhangi bir öğrenci koçuyla görüştüğünüzde size verilen genel geçer tavsiyeleri biliyorum. Ben de bir öğretmenim aynı zamanda ve öğrenci koçuyum çok uzun yıllardır. Ama bu genel geçer tavsiyelerin birçoğunun işe yaramadığını da çok iyi biliyorum. O yüzden istedim ki bizim seminerimiz çok farklı olsun. Yani bu öğrenciler bu seminerden çıktıktan sonra ben bu bilgiyi bilmiyordum. İyi ki seminere girmişim, iyi ki öğrenmişim diyeceksiniz arkadaşlar. Bundan eminim. Şimdi önce bildiğimiz bir sorudan başlıyorum. KPSS'de hangi derslerden sorumlusunuz ve hangi dersten kaç soru geliyor diye sorsam birçoğunuz yanıt verirsiniz. Mesela Aslı Hocam tek tek yazmış. Ben de burada ekledim. Toplam 120 soru ve burada derslere göre soruların dağılımları var. Bu birçoğunuzun bildiği bir soruydu. Peki, hangi konulardan sorumlusunuz diye sorsam, soruyu biraz daha derinleştirsem, buna kimler nasıl yanıt verir? Bekliyorum. Bir 10 saniye düşünün. Şöyle bir konuları zihninizden geçirin. Konu adlarını geçirin. Kaç tane konu var acaba? Bir bunları düşünün. Var mı yanıt verecek olan? Yazmakla bitmez ki diyor. Evet Musa hocam. Yazmakla bitmez ama ben sizin için sistemimizden kopya çekerek bütün dersleri tek tek ayrıştırdım. Hangi konulardan sorumlu olduğunuzu yazdım. Bakın, bunlar sizin genel kültür, genel yetenekten giren bir öğrenci için bu arada. Öğretmensen işin daha da zor. Eğitim bilimleri de var, ÖABT'n de var. A grubundan gireceksen daha da zor. A grubu derslerin de var. Şu an genel KPSS hepimizin ortak girdiği bir sınav. Burada sizin sorumlu olduğunuz bütün konular yer alıyor. Bence bunun ekran görüntüsünü alın. Yani konulara hakimiyeti olmayan ilk kez giren öğrenciler varsa bu güzel bir referans noktası olur sizin için. İhtiyaç duyan öğrencilerimiz ekran görüntüsü alabilir. Bir 5 saniye bekliyorum sizi. Evet Sıla hocam kaydedilecek. Evet hem A hem B grubuna girilebiliyor Beyza hocam. Zaten B grubu zorunlu alan. Geliyorum. Biraz daha zorlaştıralım. Daha da zorlaştıralım. Kaç konu demiştim ya arkadaşlar. Şimdi geliyorum alt konuya. Genel kültür, genel yetenekte kaç alt konudan sorumlusunuz diye sorsam, buna kimler yanıt verebilir? Hadi bir 10 saniye daha düşünme payı veriyorum size. Evet, yapay zeka yanıt verir. Yağmur hocam ben de zaten bu bilgilerin hiçbirini ben de ezbere bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden sakın kendinizi kötü hissetmeyin. Eksik hissetmeyin. Bu bilgileri bir insan zihni zaten ezbere tutamaz. Bu bilgileri bir insan zihni zaten doğuştan bilemez. Bunlar sonradan öğrenilen bilgiler ama ezberlenemeyecek kadar da çok bilgiler. Ben de bu seminerin içeriğini hazırlarken kendi sistemimizden yani yapay zekadan kopya çektim. O yüzden bilmemenizi çok normal karşılıyorum. Musa hocam diyor ki konu başlıklarını tek tek bilmek bile başlı başına bir yetenek zaten. Pınar hocam 60 diyor. Hocam 60 değil, keşke 60 olsa. Mesela tarih dersinde Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık. Bu bir konu değil mi arkadaşlar? Güzel de bir konu. Bakın bu konudan çok soru da geliyor. Bu konu önemli bir konu. Ve sadece bu konunun alt başlığı 10 tane siz düşünün. Yani Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlığın alt konusu 10 tane ise benim coğrafyam var, vatandaşlığım var, Türkçem var, matematiğim var. Hepsini düşünün arkadaşlar. Ve toplamda 247 tane alt konudan sorumlusunuz. Bu bilgiyi eminim ki birçoğunuz bilmiyordu arkadaşlar. Çünkü az önce ne söyledim ben?
Bizim bildiğimiz bilgiler çok klasik bilgiler. Herkesin bildiği bilgiler ve bu bilgiler yeterli değil. Ve seminerin başında ne söyledim? Başarının sırrı önce kendini, sonra sınavı tanımandır. Bak, atanma testinde biz kendimizle yüzleştik. Evetse evet dedik, hayırsa hayır dedik. Birçoğumuzun hayırları çok çıktı. Yani birçoğumuz bilmemiz gereken birçok özelliğimizi bilmediğimizi fark ettik. Şimdi burada geldik, gireceğimiz sınavı derinlemesine tanıyacağız ve birçoğumuz yine tanımadık arkadaşlar, tanıyamadık. Ama merak etmeyin, üzülmeyin. Yani amacım motivasyonunuzu düşürmek değil. Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Bunları bilen bir sistemle, bunları bilen kişilerle profesyonel bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Çünkü başarının tam olarak sırrı burası arkadaşlar. Arzu eden öğrencilerin buranın da ekran görüntüsünü alabilir. Evet Pınar Hocam, bence de çok iyi oldu. Birçoğunuzun bu bilgilere zaten ihtiyacı vardı. Şimdi geliyorum arkadaşlarım. Şu an 1 Mart dedik. Sınavlara yaklaşık olarak 4,5 ay kalan da var. İşte 1 Eylül'de olan bir sınava 6 ay kalan da var. 6,5 ay kalan da var. Genel olarak siz zaten gireceğiniz sınavların hangi tarihlerde olduğunu biliyorsunuz. Ama şu an gün olarak lisans sınavına 135 gün var arkadaşlar. Ön lisansa 183 gün, lise KPSS'ye 197 gün. İçimizde KPSS öğrencilerimiz var mı? Onların biraz daha zamanları az. 57 gün kaldı. Eğitim birimleriyle GGK aynı gün oluyor zaten. 135 günümüz var. ÖABT öğrencilerim, kıymetli öğretmenlerim, hocalarım. 155 gün sonra sınavdayız. A grubu öğrencilerimin de 140 günleri var. Hayır. Amacım tansiyonunuzu düşürmek değildi Samet Hocam. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bütün bu konuları sınava kadar, yani bu saydığım gün içerisinde yetiştirmeniz için nasıl bir planla çalışmanız gerekiyor ve bütün yapmanız gerekenleri tek tek açıklayacağım arkadaşlar. Hazırsak biraz daha sorunları tespit ettik. Şimdi geliyoruz çözüm kısmına. Bence de Melek Hocam, o ders çalışma isteği gelsin zaten. Her şeyden önce kendimizi tanıyacağız dedik. Verimli çalışmak zorundayız dedik. Bu yüzden arkadaşlar, her öğrenci evet öğrenir. Bakın şu an burada dedim ya, 1000'e yakın öğrenci var ve her birinizin öğrenme yapısı birbirinden farklı, unutma süresi farklı. Hatta arkadaşlar, okuma hızınız bile farklı. Bakın kiminiz hızlı okuyor, kiminiz çok yavaş okuyor. Kiminiz çok stresli, kiminizin dikkat dağınıklığı çok yüksek, kiminiz çabuk unutuyor. Bu bilgiler her bir öğrenciye göre değişir ve ben bunu parmak izi örneğiyle hep açıklarım. Daha akılda kalıcı oluyor çünkü. Nasıl bu dünyadan milyarlarca insan gelip geçtiyse ve hiçbirinin parmak izi, dudak izi birbiriyle aynı değilse, ki parantez içinde ikizler dahil, üçüzler dahil, bunların bile parmak izleri, dudak izleri birbirinden farklıysa arkadaşlar, tabii ki de zihinsel özellikleri, psikolojik yapıları, kapasiteleri tabii ki birbirinden farklı. Ama biz bu sınava hazırlanıyorsak kendimizi zaten tanımak zorundayız. Mesela burada analize giren öğrencilerim çok daha bu sonucu zaten kendilerinde gördüler. Kendi sonuçlarına eminim bakmışlardır. Ama girmeyen öğrencilerim için özellikle bizim sistemimizde kayıtlı bir öğrencimin analiz sonuçlarının minik bir kısmını ekran görüntüsü olarak aldım. Şu karneye bir bakalım. Mesela bazı ifadeler var. Nasıl yorumlarız bu karneyi? Mesela burada bazı değerler yeşil, bazıları kırmızı, bazıları mavi. Sizce burada ne anlatmaya çalışıyor olabilir yapay zeka? Mesela bu öğrencimizin ismi Betül olsun. Betül eğitim analizi testine girdi ve Betül'ün unutma hızı yüksek çıktı. Unutma hızı yüksek ne demek arkadaşlar, yorumlamamız gerekirse?
Unutma hızı yüksek, yani çok çabuk unutuyor. Yani çok çabuk unutuyorsa çok sık tekrar etmesi gerekiyor, değil mi? Bakın, düz mantık düşünün. Çabuk unutan biri sık tekrar edecek. Geç unutan biri daha uzun periyotlarda tekrarlarını yapabilir. Peki siz atanma testinde sormuştum. Unutma hızını gün olarak, süre olarak biliyor musun demiştim. Ve birçoğunuz bu soruya hayır demişti arkadaşlar. Unutma hızımızı bilsek, tekrarlarımızı unutma hızımıza göre tam unutacağımız zaman yapsak, sizce de netlerimiz daha kısa sürede yükselmez mi? Bence yükselir. Şeyimi alacağım, göstereceğim. Bu eğitim analizine hepinizi alacağım. Hiç merak etmeyin. Aynen öyle Musa hocam, yükselir. Ama sen bu bilgiyi bilmeden, gelişi güzel, herhangi bir dershaneye kayıt oluyorsun, herhangi bir uzaktan eğitime kayıt oluyorsun ya da oturuyorsun kendin YouTube'dan çalışıyorsun, kaynaklarından çalışıyorsun ama tekrar yok. Tekrarı kim yapacak? Bilgiyi öğrendin, bilgi çok kıymetli bir şeydi ama unutma hızını bilmediğin için tekrarını 5 ayda bir yaptın. Tekrarını hatta sınava bir ay kala yaptın, bir bakmışsın unutmuşsun. Yani altı delik vazo kuramı var arkadaşlar. Öğretmenler bunu bilir. Eğitim bilimleri derslerinde anlatılır bu benim bahsettiğim kuram. Sen buradan su eklersin. Bu bardağın altı deliktir. Eklediğin gibi gider. Eklediğin gibi gider. Yani zihnimizi böyle düşünebiliriz. Biz o bilgiyi edinmek için, o konuyu çalışmak için günlerimizi, saatlerimizi, haftalarımızı veririz arkadaşlar. Ama o bilgiyi öğrendikten sonra o bilgi bizde kalsın diye uğraşmayız. Ve bu bizim yaptığımız en büyük hatalardan biridir. Birçok öğrenci sırf bu yüzden çok çalışmasına rağmen atanamaz arkadaşlar. Bakın size başarısızlığınızın sebebini de söylüyorum aslında ve Melek hocam bunun bilimsel bir tekrar süresi yok. Bu kişiye göre değişir ve bizim sistemimize kayıt olduğunuzda biz sizin bütün unutma hızınızı, stres düzeyinizi, öğrenme yapınızı, bütün özelliklerinizi ölçeceğimiz için çıkan sonuçlara göre bir program hazırlayacağımız için sizin başarıya ulaşmanız için sadece bu programa uyum sağlamanız zaten yeterli olacak. Pelin hocam tekrar zaman kaybı değildir. Tekrar aksine sigortadır. Bak sen iPhone 15 aldığını düşün ama telefonun garantisi olmasın. Kullanamazsın korkudan. Bilginin garantisi de tekrardır. Mehmet hocam hoş geldin. Geç kalmadın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz biz. Kaçırdığın kısmı tekrarını videosundan izlersin. Bu kısım anlaşıldıysa ve bu analize girmeyenler için özellikle seminer sonunda nereden girebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu analiz sizde çok büyük bir farkındalık zaten yaratacak. Yani buradaki özellikleri bilmeden yola çıkmamız mantıksız. Geliyorum. Peki, ben artık kendimi tanıyorum dedik. Okey. Peki, 247 tane konu var dediniz hocam. Benim gözüm korktu. Hatta içinizde tansiyonum düştü. Hatta içinizde tansiyonum düştü diyenler de oldu bu arada. Ali hocam, bu seminer bir bilgilendirme semineri. Bence seminerde kalın. Vereceğim bilgilere ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Peki öğrenme yapımızı öğrendikten sonra arkadaşlar bizim 247 tane konuda 5 tane derste bunu öğretmenler A grupları kendileri daha fazla derslerden sorumlu olduklarını biliyorlar zaten. Onlar kendi ders sayısınca düşünsünler bu vereceğim örneği. Seviyemizi çok iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü sizin arkadaşlar 247 konunun 247'sinde de aynı seviyede olmanız mümkün değil. Aynur hocam, sorunuzu anlayamadım. Şu an verdiğim kısımları biliyorsanız, bu bilgileri biliyorsanız yayından çıkabilirsiniz. Seviyemizi öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bazı derslerde temel seviyede, bazı derslerde orta seviyede, bazı derslerde ileri seviyede olabilirsiniz. Ve siz hangi derste, hangi seviyede olduğunuzu bilirseniz arkadaşlar,
O seviyeye uygun çalışırsınız. Mesela şu an birçok öğrencinin öğretmen de olsa, A grubu da olsa, ön lisans öğrencileri de olsa hedefi 85 hatta 90 puan ve üzeri. Değil mi arkadaşlar? Peki 90 puan almak istiyorum. Benim şu anda kaç puan alabileceğimi bilmem gerekiyor, değil mi? Şimdi benim hedefim 90. Ben 60 düzeyinde miyim? 70'te miyim? 80'de miyim? Öyle düşünün arkadaşlar. Sizin önce seviyenizi bilmeniz aradaki mesafeyi ölçmeniz anlamına geliyor. Hedefin 90, sen şu an 70 puan alabiliyorsun. Peki seviyeni nasıl ölçeceksin? Bizim yine sistemimizde birazdan göstereceğim bu analiz kısmında seviyenizi bütün derslerde ayrı ayrı ölçebileceğiniz seviye belirleme sınavlarımız da olacak arkadaşlar. Bunları da göstereceğim size. Ve bu seviye belirleme sınavlarına girdiğinizde hangi derste, hangi seviyede olduğunuzu görebileceksiniz arkadaşlar. Diyelim ki Yağmur Hocam'dan örnek veriyorum. Yağmur Hocam, sen bu sınava girdin, çıktın ve seviyen 70 puan, hedefin 90 puan. Arada kat etmen gereken 20 puanlık eksik puanın var. Eğer bunu bilirsen, sen bu 20 puana odaklanmaz mısın? Odaklanırsın. Evet Salih Hocam. Yağmur Hocam diyor ki hem de nasıl odaklanırım? İşte bizim seviye belirleme sınavlarımızda arkadaşlar 247 tane konun var dedik. Ve bu konuların her birinde de seviyen farklı dedik. Hangi konuda hangi seviyede olduğun ortaya çıkacağı için o 20 puanı aldıracak konular programına eklenecek. Yani sen eksik olduğun noktayı bilirsen eksik olduğun noktaya çalışırsın. Mantık bu. Ama eksiğini bilmedin. Analize girmedin. Sınavı çözmedin. Aynı şu ana kadar yaptığın çalışma gibi çalışmalarına kara düzen random devam ettin. Bildiğini çalışıyorsun. Bilmediğini kimse çalışmıyor arkadaşlar. Bakın insan psikolojisi şöyledir. Kendini iyi hissettirecek, kendini tatmin edebileceği, güzel duygular yaşayabileceği alana yönelir. Yani matematikte çok mu iyi? Gider full matematik çözer. Neden? Tarihteki eksikliğini nasıl kapatacağını bilmediği için oraya tek başına girme güveni yoktur. Hiçbirimizin yoktur. Bir öğretmen anlatmadığı sürece tarihi hiç kimse kitaplardan, ansiklopedilerden öğrenemez. Çok zorlanır. Bütün bir yılını tek bir derse vermek zorunda kalır ve bu stratejik olarak çok büyük bir hatadır. O yüzden biz diyoruz ki eksiğini gel bulalım ve eksiğine odaklan. Madem zamanın az kaldı, madem kaygılısın, madem endişelisin, bu 20 puan eksikliği gel birlikte kapatalım. Aynen öyle. Beyza Hocam diyor ki hocam ah o tarihler, coğrafyalar. Şimdi asıl can alıcı noktaya geldim arkadaşlar. Bakın şimdi herkes bir derin bir nefes alsın. Biliyorum buraya kadar çok fazla yoğun bilgiler verdim. Birçoğunuz hatta bu bilgileri şu an kavramaya da çalışıyor olabilir. Biliyorum, hoş da karşılıyorum. Ama şimdi bu 247 tane konudaki seviyemi ölçsem de çıkan sonuca göre nasıl çalışmam gerektiğinden bahsedeceğim. Yani en can alıcı kısım tam olarak burası. Aynen, not zaten Yağmur Hocam alın. Özellikle not defterlerinizle katılmanızı istememdeki sebep buydu. Yani ya ekran görüntüsü alın ya da not alın arkadaşlar. Çünkü bu bilgileri başka hiçbir yerde bulmanız mümkün değil. Çok güzel Kübra Hocam, çok sevindim. Şimdi herkes bir soluklandıysa şöyle bir çayınızdan kahvenizden bir yudum alın. Bu kısma geleceğim. Aynen, çok iyiyim. Şimdi seviyemi ölçtükten sonra geliyorum. Seviyeme göre neye nasıl çalışacağım? Çalışma türlerine. Arkadaşlar, bir öğrencinin bir konuda 5 farklı seviyesi olabilir. Temel seviye birinci basamak. Başlangıç seviyesi ikinci basamak. Orta seviye üçüncü basamak. İleri seviye dördüncü basamak. Üst seviye
Beşinci basamak. Siz seviye belirleme sınavına girdiğinizde bu beş basamaktan birinde çıkacaksınız. Her konuda ama. Diyelim birinde temelde çıkarsın, birinde ortada çıkarsın, birinde üstte çıkarsın fark etmez. Bu beşinden birinde çıkacak senin seviyen. Ve seviyen hangisinde çıktıysa ona göre çalışman gerekiyor. Mesela temeli olmayan bir öğrenci olduğunu düşün. Matematik yapamayanlar burada mı? Hocam aman matematik demeyin benim fobim var. Ayılırım, bayılırım, tansiyonum düşer, yükselirim. Biliyorum o matematik sevmeyen tayfayı çok iyi biliyorum ve haklısınız arkadaşlar. Çok da sevilebilecek bir ders değil ama mantığı var. Sevmiyoruz ama yapmamız da gerekiyor, öyle düşünün. Matematikten seviye belirleme sınavına girdiniz. Matematikte 57 tane konu vardı. 57 konunun 57'sinde de seviyen farklı çıktı. Bir çoğunda temel çıktın. Temel çıktın. Temel seviyedeki öğrenci ön hazırlık yapmalı. Çünkü seviyen ileri düzeyde değil, temel düzeydesin. Önce temelini oluşturman, önce kendini ısıtman, zihnini hazırlaman gerekiyor. Yani temelinin olmadığı derslerde, o ders yapılmadan önce, o dersin içeriğine dair genel bir fikir edinmen için yapay zeka sistemi sana ön hazırlık yaptırıyor. Ve ön hazırlık hayat kurtarır arkadaşlar. Ön hazırlık yaparak girdiğiniz bütün dersleri anlama oranınız çok daha yüksektir. Bunu ben söylemiyorum. Bu bilimsel bir açıklama. Hocalarım da bana katılır zaten. Bunu öğretmenler çok iyi biliyor. İkinci seviyedeysen başlangıç konu anlatımı yapacaksın. Üçüncü seviyedeysen tutup da diyelim ki sen tarihte ilerlemişsin kendi imkanlarına, sınava kalmış 4,5 ay. Gidip de ben aman sıfırdan başlıyorum diye tarihte orta seviyede olduğum bir konuyu gidip konu anlatımı çalışıp vaktini öldürme. Bu stratejik bir hata olur senin için. Bu yüzden zamanınız yetişmiyor arkadaşlar. Zaman subjektif derken bundan bahsettim. Zamanı nereye ayırıyorsun? İhtiyacın olan yere mi ayırıyorsun? Gereksiz olan aslında bildiğin yeri tekrar mı zaman kaybediyorsun? Bu çok önemli. Ben o yüzden bence bu kısmın ekran kaydını alın. Saliha hocam, şu an birçok öğrencinin yaşadığı genel sorun zaten ellerinde zaman var bak, yok değil. İstekleri de var, inançları da var. Bu zamanı nereye kullanacağını bilmiyor. Zaman yönetimi yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kabul edelim. Ama haklısınız. Ben şu an bir sınava hazırlansam ben de tek başıma yapamam. Çünkü neye göre yapacağımı bilemem. Hangi konuda hangi seviyede olduğumu bilemem. Sınava ne kadar kaldı? Kaç net arttırmam gerekiyor? Hedefe ne kadar uzaklıktayım? Bunların hepsini ilmek ilmek işlemek gerekiyor arkadaşlar. Bizim sistemimiz bunu yapıyor. Zamanı en doğru yere ayırmanızı, en getirisi yüksek yere ayırmanızı, en eksik olduğunuz yere ayırmanızı sağlıyor. Eğer buranın ekran kaydı alındıysa, çünkü bunu seminerden sonra güzelce bir şu yanda yazdığım maddeleri okumanız, bu önerileri dikkate almanız gerekiyor. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Bunun ekran kaydını aldıysanız diğer sayfaya geçiyorum. Saniye hocam, bu seviye belirleme sınavlarına girdikten sonra zaten burada 5 farklı seviyeden birinde çıkacaksın ya, hangi konuya kaç saat çalışacaksın, hangi konudan kaç puan alacaksın, sınava kaç gün kaldı, bu günleri hangi konuya ağırlık vererek değerlendireceksin, bunların hepsini ayarlayabiliyor bizim sistemimiz. Zaten bunun için eğitim analizlerine ve seviye belirleme sınavlarına girmenizi istiyoruz diyebilirim. Kesinlikle Musa hocam, bizim sistemimiz standart sapmayı da göz önünde bulunduruyor zaten. Şimdi geliyorum. Peki bu bilgiyi bildik. Yani artık benim zaman yönetimi yapmam gerektiğini biliyorum. Hangi konuya kaç saat zaman ayıracağımı biliyorum. O konuya o kadar saat zaman ayırırsam şu kadar puan alabileceğimi biliyorum. Artık her şeyi biliyorum. Peki bunu bilmek yeter mi arkadaşlar? Yetmez. Çünkü KPSS strateji işidir. Ve strateji yapmadan olmaz. Şimdi çok güzel bir örnekle geldim. Bunu da yine sistemimizden ekran görüntüsü aldım. Burada iki farklı konu var. Bakın başlıklar var. Herkes bir 10 saniye baksın. Bu görüntü
size ne anlatıyor olabilir? Kayıtlı bir öğrencimize ait Saliha Hocam. Bu ekrandaki görüntü yapay zeka sistemine kayıtlı bir öğrencinin yapacağı iki konudaki çalışmanın ekran görüntüsü. Ekran görüntüsünü aldım, kırptım, biçtim, direkt koydum. Bir 10 saniye zaman vereceğim size. Herkes bir yorumlamaya çalışsın bakalım. Şimdi açıklıyorum. Arkadaşlar yukarıda matematik, genel kültür, genel yetenek, matematik dersinin problemler konusu. 718 dakikada öğrenilebilen bir konu. Bakın bunu da birçoğunuz bilmiyor. Yani hangi konunun kaç saatte öğrenilebileceğini bilmiyor. Biz bunu da hesapladık. Yapay zeka sistemi konu konu kaç saat, kaç dakika ayırmanız gerektiğini biliyor. O yüzden bu direkt bizim kayıtlı bir öğrencimizin yapması gereken çalışma. Ve burada bir strateji var arkadaşlar. Problemler konusunu 718 dakika çalışıp burada seviyen ikinci basamak olduğu için konu anlatımı çalışman gerekiyor. Ve bunu kusursuz bir şekilde yaptığında 6,91 puan alıyorsun. Yani yuvarla 7 puan cepte. Alta geliyorum, Türkçe dersi paragraflar konusu. Ve ben paragraflar konusunda 3. basamaktayım. Yani tekrar yapmam gerekiyor. Bak konu anlatımını falan geçmişim. O level'ı geçmişim, 3'e gelmişim. 106 dakika ayırıp 7,5 puan alabiliyorum. Eğer ki şimdi baktığımda arkadaşlar 106 dakikada 7,5 puan. 718 dakikada 6,91 puan. Çok iyi değil mi? Gönül Hocam, beni dikkatle dinliyor musunuz? Herkesin öğrenme süresi farklı ve bu zaten bir öğrenciye ait bir veri. Sakın bu veriyi alıp kendinize uygulamaya çalışmayın arkadaşlar. Bu veri analizlere, sınavlara girmiş, yapay zekaya kayıt olmuş, kayıtlı bir öğrencinin sayfasının görüntüsü bu. Bak burada konu anlatımı, burada tekrar demesinin sebebi ne? Seviyesini ölçtü. Yani problemlerde ikinci basamakta olduğu için konu çalıştırdı. Türkçe'de paragraflarda üçüncü basamakta olduğu için tekrar yaptırdım. Şimdi geliyorum. Bu yetmez. Biraz daha pekiştirmemiz gerekiyor. Sadece bir konu seçme hakkınız olsa arkadaşlar, hangi konuya neden çalışırdınız? Evet Saliha Hocam, bu planı yapay zeka sistemi belirledi. Bunu bir öğretmen yapmadı. Bunu bir insan da yapmadı. Bunu bir öğrenci de yapmadı. Bunu direkt sonuçlarına bakarak öğrencinin eksik olduğu puanlara göre, hedefine olan uzaklığına göre yapay zeka sistemi hazırladı ve öğrencinin önüne getirdim. Yanıt bekliyorum. Paragrafın anlatım biçimlerini mi çalışırsınız yoksa paragrafın yapısını mı çalışırsınız? Ve neden? Sebebiyle lütfen. Neden Saliha Hocam? Bak artık öğrendiniz. Artık yapay zekanın işleyişine hakimsiniz arkadaşlar. Bakın şu örnek çok iyi bir örnek oldu. Oran orantı yaptım. Bak 718 dakika çalışacağım. 6,91 puan cepte. Peki siz şu an kendiniz çalıştığınızda bu ayrımı bilerek mi çalışıyordunuz? Ya da böyle konuların farklı farklı soru sayısı olduğunu biliyor muydunuz? Ya da bazı konular daha kısa, bazıları daha uzun, bunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Bilmiyordunuz değil mi? Bakın her şey bunu bilmekte gizli zaten. Paragrafın anlatım biçimlerine 77 dakika ayırıp 0,84 puan alacağına 1 puan bile değil. 42 dakika çalışıp paragrafın yapısına 3,34 puanı tabii ki alırsın. Ama bunu çalışman için önce bu bilgiyi bilmen gerekiyor. Yani yapay zeka olman gerekiyor diyormuşum. Arkadaşlar
Bu arada hani amacımız da kendinizi kötü hissettirmek değil. Bakın ben de bu bilgilerin hiçbirini ezbere bilmiyorum. Bunların hepsi sistemin arşivinde olan bilgiler ve bu direkt kayıtlı bir öğrencinin zaten ekran görüntüsü. O yüzden bu sınav hazırlığı çok ciddiye alınması gereken bir hazırlık süreci. Hani öyle gelişi güzel sıralı kitaplarınızla falan çalışıyorsunuz ya da YouTube'dan kendinize video izleme sıralaması falan oluşturuyorsunuz ya. O kadar basit değil. Strateji yapmadan olmaz. Eğer sen bu bilgiyi bilmiyor olsaydın gidip paragrafın anlatım biçimlerine çalışacaktın. Boş yere vakit kaybedecektin. Puan da kazanamayacaktın. Öyle düşün. Aynen öyle Salih Hocam. Kişiye özel program dediğim şey tam olarak bu örnekte açıklanan kısım aslında. Şimdi geliyorum. Programa geçeceğiz. Biliyorum heyecan dorukta. Programdan önce birkaç tavsiyede daha bulunmak istiyorum arkadaşlar. Ebru Hocam zaten İslamiyet öncesi Türk tarihi külliyen zaman kaybı. Yani tamamı zaman kaybı. Yağmur Hocam çok tatlısınız. Hocam FBI gibisiniz. Aynen öyle. Ben değil. Yapay zeka FBI gibi diyelim. Ben hiçbir şey yapmadım. Yani her şeyi yapay zekadan kopya çektim. Öyle düşünün. Şimdi arkadaşlar, artık öğrenme yapımızı biliyoruz eğitim analizleriyle. Artık seviyemizi biliyoruz seviye belirleme sınavlarıyla. Buradan çıkan sonuçlara göre neyi, ne zaman, ne kadar çalışmamız gerektiğini, hangi konuların bizim için daha öncelikte olduğunu ve hangi konulara daha az zaman ayırıp daha çok puan alabileceğimizi biliyoruz. Artık bunları öğrendik. Yani atanma testinde hayır olarak yanıtladığımız bütün soruların cevabını ben burada evet'e çevirdim. Eğer dikkatle dinlediyseniz arkadaşlar hazırlık sürecinizde çok şey değişecek bundan eminim. Ama bundan da ziyade şu an söyleyeceğim birkaç öneriyi lütfen daha da can kulağıyla dinleyin. Çünkü biliyoruz arkadaşlar bakın biz 10 yıllık bir kurumuz ve bu yıla kadar ben çok uzun süredir bu kurumdayım. Neredeyse açıldığı ilk günden beri diyebilirim. Bugüne kadar binlerce öğrenciyle görüştüm. Bu şekilde yüzlerce seminer yaptım. Sizin gibi birçok öğrenciyle görüştüm, öğretmenlerimizle görüştüm ve şunu fark ettim. Birçok öğrenci başkasına ait bir programdan kopya çekiyor, esinleniyor, o programı direkt alıyor, onu uygulamaya çalışıyor. Neden diyorum? O programla derece yapmış, birinci olmuş, beşinci olmuş, onuncu olmuş. Lütfen bunu siz yapmayın olur mu arkadaşlar? Çünkü diğer öğrenciyi dereceye ulaştıran program sizi hezimete uğratabilir. Unutmayın, her öğrencinin seviyesi, her öğrencinin zamanı yönetim şekli ve her öğrencinin hedefi farklıdır. Eminim bundan sonra bu yanılgıya düşmeyeceksiniz. Birinci önerim buydu. İkinci önerim, lütfen ders konu atlamayın arkadaşlar. Birçoğunuzun az önce de söylediniz zaten. Hocam matematik sevmiyorum, paragrafları çözemiyorum, Türkçeden nefret ediyorum gibi olumsuz söylemlerden olabildiğince uzak durun. Çünkü bu sınav bizim ders atlayabileceğimiz bir sınav değil. Eğer KPSS'den yüksek puan almak istiyorsanız eksikliklerinizi önce seviyenizi ölçüp sonra kapatmanız gerekiyor. Üç arkadaşlar unutma süresi. Bakın bence bu seminerin en anahtar kelimelerinden, kavramlarından biri de arkadaşlar unutma süresiydi. Ve bu unutma süresini bizim analizlerimizle ölçebiliyor olmanız bence sizin için çok büyük bir fırsat, çok büyük bir şans. Çünkü tekrar olmadan olmaz. Unutma hızınıza göre lütfen tekrarlarınızı yapın. Bunu bir rutin haline getirin. Sadece konu çalışmaya odaklanmayın. Öğrendiğiniz konuları tekrar edip sınav tarihine kadar aynı tazelikte kalmasını sağlamanız gerekiyor. Şimdi geliyorum. Herkes hazırsa ders çalışma programı oluşturma kısmına geliyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Heyecanlandık değil mi? Bayağı heyecanı arttırdım bence. Hemen sistemime giriş yapayım. Sistem yöneticimden rica etsem, Tekuzem'in öğrenci panelini benim için açsa.
Arkadaşlar şimdi ders çalışma programı oluştururken attığım bütün adımları çok dikkatli bir şekilde izleyin. Hatta ekran kaydı alabiliyorsanız ekran kaydı da alın. Çünkü seminer sonrasında herkesin, burada olan herkesin ücretsiz olarak bir kereye mahsus yapay zekanın programını yapma hakkı olacak. O yüzden dikkatli izlemeniz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Muhammed Hocam bana yardımcı olduğunuz için. Şimdi hazırsak giriş yapıyorum. Bakın arkadaşlar, burası sizin zaten seminerimize girmek için kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazdığınız alan. Yani Tekuzem'in login alanı, giriş yap alanı. Buraya Tekuzem'in size gönderdiği kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazıyorsunuz. Şifresini unutanlar çok büyük bir ihtimalle, eğer yeni bizimle karşılaştıysanız, şifreniz Tekuzem 2024 olabilir. Şimdi girdim. Evet. Bilgisayardan girdiğinizde arkadaşlar böyle bir alan açılacak. Şimdi ben ne dedim? Önce analiz, sonra seviye belirleme sınavı, sonra ders çalışma programı dedim. Analizim burada beni bekliyor. Bak ki ben analizi çözdüm seminere katılmadan önce. Hatta birlikte şimdi benim sonuçlarıma da bakacağız. Her dersin ayrı ayrı konusunun seviyesinin ölçüldüğü seviye belirleme sınavlarım burada. Ben okul öncesi öğretmeniyim arkadaşlar. O yüzden benim GGK eğitim birimleri ve ÖABT olarak 3 farklı sınav hazırlığım var ve sisteme kayıt olduğumda sorumlu olduğum bütün derslerden sistem önce beni seviye belirleme sınavına alıyor. Seviye belirleme sınavından önce eğitim analizini alıyor. Ben seminere hazırlık olsun diye eğitim analizini çözdüm. Sonuçlarına nereden bakacağınızı görmenizi istedim çünkü. Bakın bu benim sonucum arkadaşlar. Her birinizin sonucu da böyle çıkacak. Kimlik bilgilerime tıkladığınızda burada bakın öğrenme stilin, öğrenme yöntemin, zeka tipin her şey çıkıyor. Benim kırmızı olan tek bir değerim var. Sizin farklı çıkabilir. Bu arkadaşlar bu arada bu eğitim analizine yaklaşık 10 yıldır 1,5 milyonun üzerinde bireysel farklı öğrenci girdi. Ve bu öğrencilerin her birinin sonucu birbirinden farklı. Hiçbir öğrenci yok ki buradaki sonucu birbiriyle aynı olsun. O yüzden direkt olarak buradan sonuçlarınıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve sadece sonuçlarla da kalmıyor. Biz buraya çalışma önerileri de yazdık. Eğitim psikologları arkadaşlarımla ben de aynı şekilde destek oldum. Diğer öğrenci koçları arkadaşlarım, rehberlik uzmanlarımızla biz burada öğrencilerimize çalışma önerileri verdik arkadaşlar. Analizden çıkan sonuçlarına göre. Bakın burada zeka tipine göre nasıl çalışman gerekiyor, öğrenme hızına göre kaç kere tekrar okuman, kaç kere tekrar yapman, unutma sürene göre kaç günde bir tekrarları neye göre yapman, bütün veriler var. Bence şu kısım bir pırlanta değerinde. Bakın bunun için İnsanlar özel koçluk desteği alıyor arkadaşlar, aylık bilmem kaç bin TL'ye, ki şu bilgiyi de vermiyor hiçbir koç öğrenciye. Bence buradan faydalanın. Hatta bir diğer ödeviniz de şu olsun, rehberlik alanında seminerler yazıyor. Biz buraya eğitim analizlerine giren öğrencilerin analizlerinden çıkan sonuçlarına göre ne yapması gerektiğini seminer olarak da yüklüyoruz. Mesela benim dikkat dağınıklığım yüksekti. Bakalım bana ne önerirsin? İstiyorum bakalım. Merhaba arkadaşlar, ben psikolojik danışman Hande Nurtaş'tan. Az önce çözdüğünüz eğitim analizi sonucunda dikkat dağınıklığı yaşadığınızı gördük. O yüzden sizin için bir içerik hazırladık. Dikkatim hemen dağılıyor, nasıl odaklanabilirim? Bu soruyu Gördük mü kendinize arkadaşlar? soruyorsanız izlemeye devam Hepiniz edin. analizi Öncelikle çözdükten sonra çıkan sonuçlarınız üzerinden size özel seminerler başlığına tıklayıp seminerlerimizi izleyebilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi geliyorum en heyecanlandığınız çalışma programı kısmına. Lütfen programı hazırlamadan önce eğitim analizlerini ve sizin için açık olan örnek birkaç tane seviye belirleme sınavınızı çözün.
Sonra takviminizi, çalışma programınızı oluşturun. Ve bu program yapay zeka tarafından yapıldığı için arkadaşlar her şey kişiye özel oluyor. Mesela az önce ekran görüntüsü aldığım öğrencim, bizim kayıtlı öğrencimizdi demiştim ya, o program önüne gelmeden önce bütün analizlerini çözdü, seviye belirleme sınavlarını çözdü, rehberlikle görüştü, programı gün ve saatlerine göre, sorumluluklarına göre buradan yeni oluşturuldu. Yani tamamen o öğrenciye özel oluşturuldu. Şimdi ben kendi bir referans alarak sadece genel kültür, genel yetenek için kendime özel bir program hazırlayacağım ve istediğim dersleri ekleyebiliyorum arkadaşlar. Bakın, bu öğrencinin inisiyatifinde, öğrenci burada söz hakkına sahip. Ben bu üç dersi çalışmak istiyorum. Kaydıracağım sol kısma doğru ve kaydet diyeceğim. Asıl can alıcı kısım arkadaşlar, birçoğunuz belki dershaneye gidiyor. Birçoğunuz farklı online eğitim kurumlarından destek alıyor ve orada hep basma kalıp şu saatte çalışacaksın, o saatte çalışamazsın, sadece bu saatte çalışabilirsin, sistemi sadece bu saatte kullanabilirsin gibi yargıları var ya arkadaşlar. Sanki herkes tek bir öğrenciymiş gibi, herkes aynıymış gibi, herkesin hayatı aynı konfordaymış gibi davranıyorlar ya. En büyük hatayı aslında burada yapıyorlar ya arkadaşlar. Biz bunu yapmıyoruz. Her öğrencinin çalışma saati farklı. Herkes günün herhangi bir saatinde müsait olabilir. Aynı saatte müsait olmak zorunda değilsiniz. Kaçta uygun olacaksanız programınızdan başlama saatini ve bitiş saatini siz belirliyorsunuz arkadaşlar. Bakın, bu da başka hiçbir yerde yok bu arada. Şimdi ben kendim için belirleyeceğim. Şu andan itibaren günde 5 saat çalışabiliyorum ben. Ve bütün günler, bakın burada hafta sonu için ayrı ya da farklı sorumluluklarınızın olduğu günler için özeli seçip o günlerde farklı bir saati de seçebilirsiniz. Şu anda programımı oluşturuyorum. Yapay zeka çalışma takvimimi hazırlıyor. Ben de heyecanlandım. Nasıl bir program gelecek karşıma? Evet, takvime git. Şu an takvimim hazırlandı. Tamam. Pazar gününe kadar bir haftalık. Evet Saliha Hocam, sadece bir haftalık ücretsiz. Şu an bu seminere katılan, YouTube'dan da olsa, Zoom'dan da olsa katılan öğrencilerimiz sadece bir kerelik bu hakka sahip olacaklar arkadaşlar. Tabii ki kayıt olan öğrenci sınırsız, sınava kadar istediği kadar bu programdan faydalanabilecek. Asu Hocam, benim için Pomodoro tekniği, çünkü benim hatırlıyor musun analizimde dikkat dağınıklığım yüksek çıkmıştı, kırmızı çıkmıştı. Saliha Hocam, tam o kısma değinecektim. Bak burada pazar gününe kadar benim programım. Çünkü yapay zeka sistemi her hafta ders çalışma programınızı otomatik olarak güncelliyor arkadaşlar. Güncellerken de o hafta uyum sağlamanıza, verim almanıza, çalışma oranınıza, çalışma sürenize, yaptığınız çalışmaları hepsine bakıyor. Ona göre yeni haftanın ders çalışma programını yeniden oluşturuyor. Eğer o hafta istenilen verimlilikte çalışamadıysan bile, bak madalyon her zaman iki yüzü var. Hep olumludan bahsetmeye gerek yok. Olumsuz kısımlar da var. Öğrenci programı hazır. Çalışamayabilir, aksatabilir, farklı bir sorumluluğu çıkabilir. O hafta verimini düşürmüş olabilir. Sorun değil arkadaşlar. Yapay zeka sizin yapamadığınız sorumluluklarınızı, yani yapamadığınız ödevlendirmelerinizi tespit edip arşivliyor ve yeni haftanın ders çalışma programına otomatik olarak ekliyor. Hatta yaptığınız çalışmaları da, Salih Hocam'ın da dediği gibi, bitirdiğiniz, öğrendiğiniz konuları da, unutma hızınızı da analiz sonucuna bakarak bildiği için onları da unutacağınız zaman aralığına otomatik olarak gönderiyor. Yani unutma hızınıza göre tekrarları da yapay zeka size otomatik olarak yaptırıyor arkadaşlar. Yani hem programını yapıyor, hem uyum sağladın mı, sağlamadın mı, hangi konuyu öğrendin, hangisini öğrenmedin, hangi konuyu kaç hafta sonra tekrar edeceksin, bunların hepsini
Yapay zeka zaten senin adına yapıyor. Ve artık biz Ahmet arkadaşlar, sen de öğrenci olarak bu programa uyum sağlıyorsun. Niçin? Hayallerin için. Niçin? Öğrencilerine kavuşmak için. Niçin? İstediğin yere atanmak için. Öyle düşünün arkadaşlar. Her şey hazır. Bir tek uyum sağlayacaksınız. Evet, şimdi ben kendime göre programımı yaptım. Mesela Türkçe'de benim konu anlatımı çalışmamı istemiş. Konu anlatımı, yani ben başlangıç seviyesindeyim. Konu anlatımı, o hatırlıyor musunuz? Öğrenme karakterinde, yani garanti öğrenme modelinde 5 basamaklı bir merdivenden bahsetmiştim. Birinci basamakta ön hazırlık vardı. İkide konu anlatımı vardı. Üçte tekrar vardı. Mesela sözcüğün anlam özelliklerinde benim konu anlatımı yapmamı isterken sosyal düzen kuralları ve hukuk kurallarının yaptırımında benim tekrar yapmamı istiyor. Ne? Neden? Çünkü ben seviye belirleme sınavına girdim ve sistem benim vatandaşlıktaki seviyemi de biliyor. Türkçedeki, matematikteki, tarihteki, coğrafyadaki seviyemi de bildiği için çıkan sonuca göre diyor ki bundan tekrar yapacaksın Tuğba, bundan konu anlatımı çalışacaksın. Ve benim dikkat dağınıklığımı da bildiği için her yaptığım çalışma sonunda bana mola verdiriyor. Yani demiyor Tuğba senin dikkatin dağınık ama hayır blok ders çalışacaksın demiyor arkadaşlar. Her şey bana özel. Fark ettiniz mi bunu? Özlem hocam ev hanımısın. Şu an burada olan birçok öğrenci senin gibi ev hanımı olan da var, çocukları olan, 4 çocuğu olan da var hatta. Hatta buna rağmen çalışan da var. Yani bir işe de giden var ekstra. Dışarıda da sorumluluğu olan var. Bu sistem aslında tam sorumluluğu olan öğrenciler için üretilmiş bir sistem arkadaşlar. Çünkü sen bu sorumluluklarınla yapay zekanın stratejisine zaten ihtiyaç duyuyorsun. Günleri, saatleri, dersleri, her şeyi sen belirleyeceksin. Şimdi program kısmı anlaşıldıysa arkadaşlar bir kereye mahsus dediğim gibi örnek olarak bu sistemi kullanabileceksiniz. Kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapabileceksiniz. Tabii ki de bu yıl çiftli bir yıl olduğu için rakip sayısında artış olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Ve bir hafta size yetmeyecek, bunu da biliyorum. Hiçbir öğrenci bir haftalık çalışmayla nihayete varamaz, sonuca varamaz. Bunun sınırsız, sürekli sınava kadar sizi takip eden akıllı bir sistemle, sizin hedefinizi bilen, eksikliklerinizi bilen ve sizi tanıyan bir sistemle çalışmanız için arkadaşlar geç kalmadınız. Biz 1 Mart için akademik bir takvim planladık kurum olarak. Çünkü çok fazla talep aldık. Hocam yeni başlayacağım, bize yardımcı olun, bize yardımcı olun, bize yardımcı olun diye. Bu semineri de bu yüzden zaten gerçekleştirmek istedim. O yüzden artık bu kadar bilgiden sonra ertelemek yok. Verimli çalışmak var. Herkes verimli çalışacak bu seminerdeki. Seviyesine göre herkes çalışacak. Artık seviyenin ayrımını çok net anladığınızı düşünüyorum. Riske atmayacak, hala aynı yöntemlerle çalışıp kazanmayı beklemeyecek. Arkadaşlar bir söz var. Aynı yolu, aynı araçla, aynı hızda gidersen varacağın yere aynı şekilde varırsın. Yani geçmiş tecrübeleri olanlar aynı yöntemleri tercih ederseniz aynı başarısızlığı yaşarsınız. Farklı yöntemleri, daha hızlı yöntemleri, daha garanti yöntemleri tercih ederseniz hedefinize daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde varırsınız ve sonucu, kaderi siz değiştirmiş olursunuz. O yüzden riske atmıyoruz ve bu yıl atanıyoruz arkadaşlar. Evet Yağmur Hocam kayıtlar zaten devam ediyor ve 1 Mart için özel bir kayıt kampanyası başlattık biz bu seminerimize özel. Şimdi şu an hem Zoom'dan hem YouTube kanalımızdan canlı yayınımıza katılan bütün öğrencilerimizin faydalanabileceği tüm KPSS kurslarımızda %55, %60'a varan dev bir indirim kampanyası başlattık. Özellikle Mart ayında çalışmalarına başlayanlar için. Bu akıllı sistemden faydalanıp yanı sıra canlı dersler, video dersler, deneme sınavları, tekrarlar, soru çözümleri, ders notları, kamplar. Yani bir öğrencinin bir eğitim kurumundan beklediği her şey artı
Yapay zeka sisteminde arkadaşlar çok minimal cüzi tutarlara kayıt olup Mart ayı itibariyle çalışmalarınıza bizimle birlikte başlayıp bu yıl atananlar listesine isminizi yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için sistem yöneticimden kayıt olmak isteyen, bilgi almak isteyen öğrencilerim için bir link paylaşmasını rica edeceğim. Kurumsal WhatsApp hattımızın linki. Şu an bu arada özellikle altını üstüne her yerini çiziyorum. Sadece şu an bu seminere canlı olarak katılan öğrenciler bu bahsettiğim dev indirim kampanyasından faydalanabilecekler. Bütün sınavlara yönelik eğitimlerimiz var arkadaşlar. Öğretmenseniz de A grubundan, B grubundan, liseden, ön lisanstan fark etmez. Şu an devam eden canlı ders eğitimlerimize de kayıt olabilirsiniz. 2024 yılının video eğitimlerine de kayıt olabilirsiniz. Ve böyle bir sistemle sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden kayıt olmak, bilgi almak isteyen öğrenciler ilettiğim linke tıklasınlar. Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. Kayıt olmak istiyorum ya da sorularım var. Bana yardımcı olun, yazmanız yeterli. Hatta bugün bu seminere çok yoğun bir katılım talebi olacağını öngörerek, bu bilgiyi bilerek arkadaşlar, özellikle çok fazla öğrenci koçu arkadaşımız sizinle ilgilenecek, ben de dahil olmak üzere. Akşam 8'e kadar sona 58-35'te biten numaradan bize mesaj gönderen öğrencilerimize ulaşıp kayıt noktasına yardımcı olacağız. Ertuğrul Hocam linki bir daha istiyor. Atalım hemen. Buyurunuz. Linke tıklamanız yeterli. İndirimden sadece bu linke tıklayanlar faydalanabilecek. Var mı sorularınız? Çok kısa soruları da yanıtlayayım. Sonra hemen gideyim ben de aramaya başlayayım. Ücret söyleyeyim hemen. Arkadaşlar canlı ve video eğitimlerin ücretleri değişiyor. KPSS, lise, ön lisans ve lisans, canlı dersler 2500 TL sadece. Bu %30 indirimli hali. Video derslere kayıt olursanız 2000 TL. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim birimleri ikili canlı ders 3500 TL, ikili video ders 2700 TL. KPSS A grubundan hazırlanan öğrencilerimiz. KPSS A grubu ve genel kültür, genel yetenek devam eden canlı ders grubumuzun canlı eğitim ücreti 5000 TL, video eğitim ücreti 4000 TL. Arkadaşlar tutarlar zaten çok şaşırdığınızı biliyorum şu anda. Tutarlar çok uygun. Direkt yekten indirimli hallerini söyledim. Siteden bakarsanız sitede normal paket tutarları var. O tutarlardan değil, indirim kodunuzu öğrenci koçlarımız iletecek. Kaydınızı bizimle birlikte yapacaksınız. Biz sizi arayacağız. Sonu 58-35'te biten numaradan. Bugün hatta ekstra mesai de yapacağız. Çünkü 1 Mart'ı geçirin, kaçırın istemiyorum. Bu indirimin zaten yarın son günü arkadaşlar bu arada. O yüzden indirimden faydalanmayı düşünen, kayıt olmayı düşünen öğrenciler tıklasınlar. Bugün ve yarın kesinlikle hepinize ulaşım sağlayacağız. Eda hocam, ön lisans için canlı derslerimiz devam eden grubumuz 2500 TL, video eğitimimiz de 2000 TL. Yapay zeka da dahil. Tabii ki o dahil. O zaten can alıcı kısım. Birçok öğrenci bunun için kayıt oluyor. Sadece yapay zekada 2000 TL arkadaşlar. Pınar hocam, eğer düz memurluktan atanacaksan sorun olmaz. Ertuğrul hocam, yeni başlayan ön lisans için grubumuz var. 15 Nisan'da başlıyor. O grubumuzda şu an erken kayıt sürecinde. Normalde sitede 5000 TL. Bu seminere katılan öğrenciler 1000 TL'lik %20'lik bir indirim kazanacaklar. 4000 TL'den ön lisans için canlı yeni başlayacak 15 Nisan grubumuza şimdiden kayıt olup yapay zeka ile çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Çok güzel. Yağmur hocam, eğer 10 kişi getirirsen sana bu indirimden daha fazla indirim yapacağım. Arkadaşlar canlı ders falan gibi sorularınızı lütfen biz aradığımızda telefonda sorun. Özel sorularınızı oradan alalım. ÖAVT İngilizce'de var. Bütün konular yetişir Temmuz'a kadar. Sınav zaten Temmuz'da. YKS ve LGS de var. Aynen öyle. Bütün ÖABT alanları da var arkadaşlar. ÖABT paketleri de canlı devam eden dersler 2500 lira. Video dersler 2000 lira.
Çok güzel Yağmur hocam. Acaba Karslı falan mısınız? Ben Karslıyım çünkü benim de çok fazla akrabam var. Bayağı kalabalık bir sülaleyiz. Kredi kartına taksit var. Vade faiz farkı ekleyerek 2, 3, 6, 9, 12'ye kadar bölebilirsiniz arkadaşlar. Ya da peşin ödeme olarak da yapabilirsiniz. Aylık değil Kadriye hocam, bu yıllık 2000 TL sınava kadar. Hayır, ücretler bir kerelik, aylık değil, sınava kadar. Hatta şöyle yapalım bak, 10 kişi getirirseniz 10 kişi getiren öğrenciye eğitimi ben hediye edeceğim. Ondan ücret almayacağım. KPSS, lise, Ertuğrul hocam, canlı dersler 2500 lira, devam eden grup. Yeni grup 4000 lira, yeni sıfırdan grup başlayacak. Ön lisans için bakın lütfen, bu kısmı da özellikle altını çizerek söylüyorum. Diğerleri zaten başladı, devam ediyor. Ön lisans için yeni canlı grup indirimli hali 4000 lira. Video dersleri de 2000 lira. ÖABT tarihte başladı. Arkadaşlar burada konumuz canlı ders değil. Canlı ya da video kayıt olun önemli değil. Önemli olan bu programla çalışmanız. Bunlar sadece birer araçlar. Hayır, geç kalmadınız. Pınar hocam geç kalmadın. Senin sınavına 6,5 ay var. KPSS liseye. Ertuğrul hocam toplam fiyat 2000 lira eğer videolara kayıt olursam. Kesinlikle. Ben size derece yaptıracak bütün bilgileri verdim arkadaşlar. Bunu kimse vermez bakın. Bunu hiçbir kurumda böyle açıkça seminerde açıklamaz. Ama merak etmeyin. Patenti bize ait olduğu için hiç sorun yok. O yüzden yapıyoruz deseler de inanmayın diğer kurumlara. Patenti bizde, yapamazlar. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Çok teşekkür ediyorum Yağmur hocam. O halde benim klasik bir vedalaşmam var arkadaşlar. Onu yapalım. Daha öncesinden beni tanıyan öğrencilerim biliyor. Dostça kalınız, hoşça kalınız, esen kalınız, başarı ve güzelliklerle kalınız arkadaşlar. Hepinize kalp, kalp, kalp. Bu yıl hepiniz bu sistemle atanacaksınız. Size çok güveniyorum. Kendinize çok çok iyi bakınız. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Son olarak linke tıklayamayanlar için yeniden göndereyim çünkü hocam linki göremedik diyenler var. Çok teşekkürler. İnşallah kazanacaksınız. Benim umudum çok yüksek. Bu sistemle zaten uyum sağlamanız halinde kazanamama gibi bir ihtimaliniz yok kıymetli arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.